Şimdi arkadaşlar uygulamamızı biraz daha geliştirelim. Ne yapalım? Bunu bir parçalayalım biraz daha. Bunu alıyorum. Bir direktif, pardon. Bir direktif oluşturacağım diyorum. Hazır direktiflerden girerken burada bir tane daha oluşturalım. Buna app diyorum. Ve detail app dedim. Şimdi bununla ilgili bir tane HTML dosyasını ve şunu alacağım. Şu ikisini alacağım arkadaşlar. Pardon, şu ikisini. Bu ikisini aldık ve buraya attık. Şimdi detail HTML'ime geliyorum. Şunların ikisini kenara çekelim şöyle. Ve buna diyelim ki buton text. Ve buraya da diyelim ki bir yayıncı klik tanımlayalım. Detail diyelim. Hatta details diyelim. Ve şimdi buraya da directive'imizi oluşturalım. App directive. Bakın bizim için hop oluşturdu her şeyi. Şimdi bizim için arkadaşlar burada birkaç tanesi önemli. Biz bunların çoğunu kullanmayacağız. Şunu silebiliriz. Silelim. Şu kalsın. Bunu yorumdan çıkaralım. Buna ihtiyacımız yok. Şunu alacağız. Bir element oluşturduk. Bakın burada diyor ki element, attribute, class ve comment. Herhangi birini yazarsanız veya hepsini yazarsanız onlarla ilgili işlemler yaparsınız diyor. Ve scope'umuzu alacağız. Scope'umuz kalsın. Diyor ki izole yapmak için diyor tur yazman gerekiyor diyor veya scope'unu yazman gerekiyor diyor. Şöyle kullanalım. Evet bakın arkadaşlar oluşturduk hızlı bir şekilde. Benim directive'imin ismi neydi? Koymuştuk. Detail. Bakın büyük harfle app. Ondan sonra gidiyorum komşudan bir onluk alıyorum. Hemen şunu hop bir onluk alalım. Bakın. Yani onlukla işimizi kolaylaştırdık. Şöyle. Şuraları boşlukları silelim. Çok yer kaplamış gibi oluyor. Buraya ne yazacağız? Detail app HTML. Yani bizim template'imiz burası. Şuna şu kadar ihtiyacımız yok. Element diyebiliriz. Attribute de diyebiliriz. Controller ihtiyacımız yok. HTTPS yazalım şöyle. Çok kolay T. Evet. Şimdi artık arkadaşlar bunun içindekilerine ulaşabilirim. Ne yazıyorum? Öncelikle scope diyorum. Neydi bizim butonumuzun ismi? Buton.text yani buton text. Neydi? Detay olsun. Yani default olarak detay gelsin. Sonra scope diyorum. Enabled diyelim. Enabled. Şöyle diyelim. Buna hatta tırnak içinde değil. False verelim. Sonra scope. Bizim bir tane claim'imiz vardı. Details. Buna da function yazalım bir tane. Şöyle şuraya yazalım. Şimdi tıklanıldığında element'e gitsin. Buna bir toggle class ekleyelim. Toggle class'ımız btn aktif olsun. Şu şekilde. Şimdi burada çok basit bir şey yapacağız. Zaten herkesin bildiği bir şey. Burada diyorum ki scope enabled turu ise şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Ve şunu alalım. Şunu da şuraya koyalım. Bunu da true yapalım. Hatta true ise false olacak zaten. Else diyelim. Şunu şöyle silelim. Bunun aynısını alalım. Şuraya. İncelendi. Burada ne yapacağız? True yazacağız. Tabi arkadaşlar burada ne yapacağız? Şunları noktalı virgül yapacağız. Şimdi geliyorum. Bakıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Ve çalışmalı. Güzel. Nerede hata yapmışız? Bir inceleyelim. Bir tane konsol hatamız var. Neymiş? Gelelim buraya. Detail app. Detail app. Evet, sıkıntı yok. Buraya geliyoruz. Detail app burada. Sıkıntı yok. Details burada. Function'ımız burada. Şunu silelim şöyle. Ve şunu da silelim. Sayfamızı bir daha yenileyelim. Heh, geldi. Şimdi bakın arkadaşlar tıklıyorum, incelendi. Tıklıyorum, detay incelendi, çalışıyor. Yani ne yaptık arkadaşlar toparlayacak olursak? Aslında burada bizim bir ton şeyimiz yazıyor ve biz bunu iki satırda
tamamladık. Şurada iki parçaya böldük. Ve bunlar için birer tane direktif yazdık. Gördüğünüz gibi. Bir de home kontrolümüzden bilgileri çektik. Şu zaten modülümüz. Umarım arkadaşlar anlatabilmişimdir. Eğer dersi beğendiyseniz yorum yapar, paylaşır ve beğenirseniz çok memnun olurum. Derslerin devamı için sayfamı beğenebilirsiniz. Facebook izle ve öğren. Çift neyli. Yani şöyle. Facebook'tan sonra slash yapıyoruz. İzle ve öğren. Çift neyli. Bu şekilde beğenirseniz teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle.